İnternet haberciliğinin yaygınlaşmasıyla birlikte gündeme gelen hukuki bir konu da internet medyasında yayınlanan herhangi bir siteden haber kaldırmak. Eğer bir haber sitesinde yayınlanan haberin içeriği yanlış, yanıltıcı veya karalayıcı nitelikte ise elbette o haberi kaldırmanız ve o erişimi engellemeniz mümkün. İzleyeceğimiz yol nasıl olacak? Bu süreçte öncelikle avukata gitmeden önce sitenin yöneticileriyle iletişime geçmek. Her sitenin mutlaka bir künyesi vardır. Zaten şunu da bilin. Künyesi olmayan bir sitenin yayını anında durdurulur. Yeri yurdu belli olmayan sitelerin hukuki bir şey olmaz. Dolayısıyla öncelikle künyeye girin, iletişime geçin, site yönetimine yazın. O haberin kaldırılması için bir girişimde bulunun. Ama baktınız ki sizin göndermiş olduğunuz mailden bir geri dönüş yok. Bu noktada bir avukata müracaat edeceksiniz ya da herhangi bir avukata müracaat etmeden kendiniz de yapabileceğiniz bir konu bu. 5651 sayılı yasanın çerçevesinde siteye ihtarname çekmek. Bu haberin kaldırılması için. O da olmadı. Eğer kişilik haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız ve bunu yapan haber sitesindeki o haberin kaldırılmasını istiyorsanız hafta içi veya hafta sonu fark etmiyor. Sulh Ceza Hakimliği'ne müracaat ediyorsunuz. Kişilik haklarınızın ihlal edildiğini söylüyorsunuz. Hakim 24 saat içerisinde o kararı veriyor. Erişim Sağlayıcılar Birliği'ne bu karar gönderiliyor ve haber site engellenmiyor. Buraya dikkat. O haberin yayınlandığı link tıkladığında kişilik haklarınızı ihlal eden o haberi bir daha hiç kimse okuyamıyor. Ama bir şey daha var. Bunu engelleyebiliyorsunuz. Fakat sitenin sahibi de 24 saat içerisinde ihlal yapmadığını eğer kanıtlayabilirse o haberin tekrar yayını mümkündür.